Yani burada Kore'ye de çok büyük yer önem arz ediyor. Çok değerli bir hocamız. Kendisi Yeşil Üniversitesi. Yaptığı olarak dağılık için düşen bir sistem. Kapkaranlık içerisinde. Şu kadar bir hal edeceğim. A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Doktor Oktar Babuna ile hazırladığımız programımızda bu hafta genel cerrahi uzmanı Profesör Doktor Alp Gürkan hocamız bizlerle birlikte. Hocam programımıza hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Evet, Alp hocamızın çok geniş uzmanlık alanı var. Çok önemli konular. Bugün uygun görürseniz onlardan bahsedeceğiz. Böbrek nakli konusunda çok geniş bir tecrübeniz var. Ama aynı zamanda karaciğer, ince bağırsak ve pankreas nakli konusunda da tecrübeleriniz var. İsterseniz önce böbrek nakliyle başlayalım. Böbrekler çok kompleks organlar. Hayat boyu mükemmel işlev görmesi gerekiyor ama hastalık hallerinde tabii bayağı bir ağır hastalık tablosu meydana geliyor. Bunun en son aşamalarında da böbrek nakline kadar giden bir süreç yaşanıyor. İsterseniz en baştan sizin tecrübelerinizi, ilminizden faydalanalım. Estağfurullah. Şimdi tüm organlar için geçerli bir kural var aslında. Organizmamız o kadar mükemmel yaratılmış ki %90'ı bozuluncaya kadar hiçbir belirti vermiyor. Evet. Ancak %90'dan fazlası bozulmaya başladığında alarm zilleri çalıyor. Ama genellikle böbrek için söyleyeyim bunu, çok sinsi bir hastalık. Onun için genellikle çok çok geç fark ediliyor. Ancak ülkemizde de rutin bir tarama programı, check-up programı olmadığı için maalesef bu sistem de yerleştirilemediği için hastalar ancak son dönem böbrek yetmezliği aşamasında halsizlik, yorgunluk, idrar renginde değişiklik şikayetleriyle bakıyor. Yani ben sürekli uykuluyorum, işte 3 adım attığımda yoruluyorum dediğinde doktora gidiliyor. Çok basit kan testi, hemen bir üre kreatinin bakıldığında hemen o kendini belli ediyor zaten. Bakılıyor ki maalesef son dönem böbrek yetmezliği. Evet. Tabii yapılacak iki tane alternatif var. Ya bu hasta diyalize girecektir ya da böbrek nakli olacaktır. Tabii bizim tercihimiz ve dünyanın tercihi hastanın daha diyalize girmeden böbrek nakli ameliyatı olması. Çünkü diyaliz her ne kadar böbrek yetmezlikli hastayı ayakta tutan bir yöntemse de tedavi edici bir yöntem değil. Onu ayakta tutuyor sadece, ölmemesini sağlıyor ama bu yandan da çok yıpratıcı bir tedavi şekli. Yani öyle bir şey yok değil mi hocam? Önce diyalize girer sonra nakil olur. Diyalize girmeden nakil olması gibi bir hani öyle bir sıralama yok herhalde. Ama bunun bazı istisnaları var elbette. Yine hastalığına bağlı bazı hastalarımızda çok şiddetli protein kaçağı oluyor böbreklerden. Evet. Onu belki birkaç ay diyalize alıp, sadece birkaç ay diyalize alıp böbreklerin idrar yapması kesilinceye kadar, hiç olmazsa protein atmasın, vücuttan protein kaybolmasın diye diyalize almak gerekebilir. Evet. Bir başka istisna da şu olabilir, maalesef çok yaşadık bunu. Evet. Bizim erken dönemdeki hastalarımız daha diyalize girmeden, doğrusu yine diyalize girmeden nakil olması ama psikolojik olarak farkını anlatmak istiyorum. Evet. Diyalizin nasıl kötü bir şey olduğunu görmeden böbrek nakli olduktan sonra annesine babasına kızıyor, ilaçlarını o hafta almıyor. Yani kızdığı için anne babayı cezalandırmak adına yapıyor bunu ama bu sefer de böbrekleri gidiyor. Ondan sonra diyalize girmeye başlıyor. O zaman iş işten geçiyor. Kafasında taşlara, duvarlara vuruyor ama iş işten de geçmiş oluyor. Belki bu iki küçük hasta grubu için çok kısa dönemlik diyaliz yöntemi uygulanabilir. Ama onun dışında mümkünse diyalize girmeden hastanın böbrek nakli olması kendi sağlığı açısından daha
iyi. Diyalize girmede bir yaş sınırı var mı? Yok. Diyalize herkes yani girebilir. Böbrek nakli için de aslında ben neredeyse 25 yıldır organ nakliyle uğraşıyorum. İlk buna başladığımız yıllarda 55 yaşından daha yaşlı kişileri böbrek nakli ameliyatına pek almak istemezdik. Evet. Ömür çok değişti, ömür süresi çok uzadı. Bir de insanların performansları da çok uzadı. Artık insanlar kendilerine daha iyi bakıyorlar. Yani bizim böyle büyük babalarımızın 60 yaşındaki insanları görüntüsüyle şimdiki insanların 60 yaşındaki görüntüleri çok farklı. Doğru. Evet. Ama bir yandan da kanser arttı. Biraz önce de söylediğiniz böbrek nakilleri, yetmezlikleri arttı. Değil mi? Maalesef. Neler böbrek yetmezliğine sebep oluyor? Hangi hastalıklar özellikle? Niye arttı yani böbrek yetmezliği? Şimdi ülkemizde erişkin yaş grubu olarak bahsedecek olursak böbrek yetmezliğine neden olan en sık iki grup, birincisi diyabet, ikincisi yüksek tansiyon, hipertansiyon. Tabii neden arttı, neden diyabet arttı, neden hipertansiyon arttı? Bir kere fast food alışkanlığımız çok fazlalaştı. Evet. Bu yabancı dilde junk food dediğimiz artık fındık, fıstık, patates, cips gibi şeyler televizyon karşısında tükettiğimiz bu gıdaların tüketimi çok arttı. Bunlar hep tuzlu şeyler. Tuz tüketimimiz ülke olarak çok fazla. Batı ülkelerine göre çok fazla. Fast foodlar, her şey, bir de yaşamımız da artık televizyon karşısında geçmeye başladı. Hareketsiz bir yaşam. Bu nedenle hipertansiyon, kilo artımı, şişmanlık hep doğal olarak bu böbrek yetmezliğine neden olacak hastalıkların sayısını çok arttırıyor. Doğru. Peki yani böbrek nakli geçirenlerin ortalama bir yaş grubu hangi özellikle yıllarda daha sık hastalar hangi yaş grubunda oluyor daha doğrusu? Genellikle 30'lu yaş gruplarında oluyor ama bir sınırı yok. Mesela bunun herhalde Türkiye'de en yaşlı ameliyat edilen hasta gruplarından bir tanesi benim tarafımdan yapıldı. Başka ekipler de yaptı benzer yaş gruplarından. Evet. 80 yaşın üzerindeki kişileri ameliyat ettik. Ama tabii ameliyat öncesi bir sürü testler yapıyoruz. Evet. Büyük bir ameliyat bu. Herkese şimdi herkesi de şey yapmak lazım. Aman biz böbrek nakli olalım. Böbrek nakli olamıyorsak vay halimize dememesi lazım insanlarımız. Uygun hastalarda böbrek nakli daha iyi. Eğer hasta böbrek nakline uygun değilse, yani bir kalp yetmezliği varsa veya başka organ yetmezlikleri varsa, belki o hastanın diyalize girmesi daha iyi olabilir. Kişinin durumuna göre değişir. Yani kişinin kişinin durumuna, performansına göre değerlendirmek lazım. Onu söylüyordum. 25 yıl önce 55 yaş diyorken, şimdi artık o yaş sınırını kaldırdık. Mühim olan o hastanın o ameliyatı kaldırabilecek performansta olup olmadığına bakmak. Bu nedenle de birçok inceleme yapıyoruz tabii. Peki neden diyaliz gören hastalarda böbrek naklinin yani ömrün uzaması açısından baktığımızda daha az yararı oluyor? Diyalizin mi? Evet. Yani mesela yıllarca diyaliz görmüş bir hastaya böbrek nakli yapıldığında değil mi? Katkısı daha az oluyor. Evet. Doğru söylüyorsunuz. Evet. Çünkü vücut diyalizde yıpranıyor. Yıpranıyor evet. Şimdi diyaliz özellikle kalp damar sistemini doğasından dolayı yani bir arterden, atar damarından kanını alıyor. Toplar makinede temizledikten sonra aynı hızla toplar damarına enjekte ediyor. O sirkülasyon, o türbülans damar ve kalp sistemini çok zedeliyor. Vücut yıpranıyor, elektrolit metabolizması bozuluyor. Protein metabolizması bozuluyor diyalizdeyken. Zaten hastalığın getirdiği bir de bozukluk var. Yani böbrek yetmezliği de başlı başına bir vücudu yıpratan olay. Evet. Bir de diyalize kimler giriyor daha çok? Yine aynı grup. Hipertansiyonu olan. Zaten hipertansiyon vücudu yıpratan bir olay. Diyabeti olan. Diyabet zaten vücudu yıpratan bir olay. Onun için bakıldığında uzun dönem bu yıpratıcı tedavi yöntemiyle veya
diyaliz yöntemiyle yaşayan bir insanın böbrek naklinden de o yıpranmış vücutla yarar görmesi biraz daha zor oluyor. Onun için hastanın bir an evvel diyalize girmeden veya mümkün olduğu kadar az sürede diyalize girdikten sonra nakil olması kendi sağlığı açısından ve başarı oranı açısından çok önemli. Önemli. Hangi yıllardan beri nakil yapıyorsunuz? Ben eğitimimi, ilk primer eğitimimi Ege Üniversitesi'nde aldım. Oranın ilk kuruluşundaki cerrahi ekipteydim ama asistandım ben o sırada. O asistanlığın döneminde 86'ydı yanlış hatırlamıyorsam, 86-87 yıllarında. Ama 94 yılından beri kendi kurduğum organ nakli merkezlerinde çalışıyorum. Evet. En çok böbrek nakli yapıyorsunuz, evet, değil mi? Evet, en çok böbrek nakli yapıyorum. Dünyada ilk ne zaman yapıldı böbrek nakli? Aslında 1900'lerin başında, 1902 yılında deneysel olarak yapanlar oldu. Rusya'da yapıldı, Amerika'da yapıldı, İngiltere'de yapıldı. Fransa çok uğraştı bu konuyla alakalı. Ama hepsi başarısız oldu. İlk başarılı diyecek olursak Boston'da 1954 yılında ikiz kardeşler arasında yapıldı. Ve bu ikiz kardeşlerden hasta olanı, alanı, vericisi başka nedenle daha erken vefat etti ama alan kişi, hasta olan kişi bir 7-8 sene önce vefat etti. Epey uzun yaşadı yani. Tabii organ naklinin şöyle bir avantajı var. Kabaca yaş gruplarına bağlı olmak üzere en faydalanan yaş grubu, organ naklinden en faydalanan yaş grubu 18 ile 40 yaş arasında. Bu grupta neredeyse diyalize göre 2,5 kat daha uzun ömür vaat ediyor organ nakli. Onun için neredeyse 20. yüzyılın son yarısının mucizevi tedavisi diyebiliriz böbrek nakli için veya organ nakli için. Ama tabii çok şartları var, değil mi? Yani zaten kişinin kendisinin sağlık olarak bir pek çok şeye hazır, yani anlattığınız gibi farklı rahatsızlıkları olmayacak, kalp hastası olmayacak. Onun dışında da alacak, yani verici kişinin de yine sağlıklı olması gerekiyor. Yani pek çok şart oluşacak. Evet. O oluştuğu zaman da tabii inşallah güzel bir sonuç meydana geliyor. Peki yani mutlaka böbrek naklinde aileden mi alınması gerekiyor yoksa farklı kişilerden de nakil olabiliyor mu? Şimdi ülkemiz... Doku uyumu, evet. Zaten. Artık doku uyumuna bakmıyoruz. Evet. Yine ilk başladığımız yıllarda doku uyumuna çok bakardık. Evet. Hiç olmazsa 6 tane dokuya bakıyoruz böbrek naklinde. Farklı organ nakillerinde farklı dokulara bakılıyor ama böbrek naklinde 6 tane dokuya bakıyoruz. Hiç olmazsa 3 tanesinin uyumlu olmasını isterdik 25 yıl sonra önce. Fakat bu yeni çıkan ilaçlarla artık neredeyse doku bakıyoruz yine elbette. Ama dozunu, ilacın dozunu, miktarını, seviyelerini ona göre ayarlıyoruz. Onun için... 6'da 3'ten daha aza yapmıyor değiliz. Daha farklı protokollerle yapıyoruz. Artık zaten ülkemizde, en azından benim kendi sevimde, neredeyse eşler arasındaki böbrek nakli anne baba vericiden daha fazla. Yani hep bizim bildiğimiz klasik, zaten 6'da 3'e kim uyacak? Anne baba uyacaktır. 6'da 6 uyumu aramıyorsunuz, değil mi? Aramıyoruz. Evet. 6'da 6 zaten sadece kardeşte olur veya tesadüfen başka insanlarda olabilir. Bu doku uyumu şartı aramadıktan sonra eşler arasında nakil çok çok arttı. Anne babadan daha ön plana geçti. Neden? Çünkü o zorlu hayatı eşler birlikte yaşıyorlar. Yani bir kadın düşünün, haftanın 3 günü 4 saat diyalize girecek. Ondan sonra eve perişan halde gelecek, yatacak. Bir gün sonra kalkacak. İşte biraz ev işi yapacak. Bir sonraki gün yine diyalize gidecek. Yine perişan yatacak evde. Şimdi koca olarak insan der ki, aman karın bir an evvel bırakın sağlığı, bir an evvel iyileşsin de bizim aile yaşantımıza beraber devam edelim. Yoksa o aile yaşantısı şey yapmıyorum ve maalesef görüyoruz, çok acı bir gerçek. Diyalize girdikten sonra özellikle kadın
diyaliz hastası olduğunda boşanma oranı çok fazla ülkemizde. Yani bu çekilecek bir hayat değil diyor. Tabii sevgi var ise aile içinde, elbette senelerce beraber aynı evi paylaştığın, aynı yatağı paylaştığın. Vefa olması gerekiyor. Evet. Tabii. Doğru. Ama maalesef sevgisizlikten böyle oluyor. Sevgisizlikten yani. Bırakıyorlar. Evet. Tam tersi erkek diyalize girecekse bu sefer o kişi işe gidemez. Kim alır böyle bir insanı? Yani haftanın 3 günü... Teknik olarak yapamaz. Evet, yapamaz. Evet. Haftanın 3 günü işe gelmeyecek. Evet. Diğer gün yorgun argın olacak. Para kazanamayacak bu adam. Bir sosyal hayatı olmayacak. Onun için karısı da yine sağlık, sevdiği boş verin. Evet. Elbette o var yani. Görüyoruz biz ailelerde. Ama hemen vereyim ki işte kocamla beraber bir uzun ömür yaşayalım. Bir de erken ölme riski de var. Yani o eşinin, partnerin erken ölme riski de var. Onu biliyor hastalarımız. Onun için bir an evvel vermeye çalışıyorlar. Yine çocuklar için de geçerli bu. Diyalize giren çocuklar maalesef hayatlarını sürdürecek, geleceğini kurabilecek bir eğitim de alamıyorlar. Ama böbrek naklinden sonra bunların hepsi birden böyle mucizevi bir şekilde değişiyor. O simsiyah, kapkara hayat birden toz pembe bir hayata dönüyor. Onun için gerçekten böbrek nakli çok evet, önemli. Farklı protokoller var dediniz ama böbrek nakli olduktan sonra tabii bağışıklığı baskılayan ilaçlar veriyorsunuz. Doğru. Yeni modern ilaçlar da çıktı. Ortalama yani böyle vericiler arasında kaç yıl süreyle veya ne kadar süreyle bu hayat boyu kullanılıyor. Hayat boyu alacaklar. Evet. Yani o organ vücutta kaldığı sürece burası çok önemli. Evet. Aksatmadan. Tam uyumlu olsa da. Sadece ilaçların dozları değişiyor. Evet. Belki miktarı azaltılıyor. Evet. Yani ilaçlardan birini vermiyoruz yani falan. Evet. Ama temel bir iki tane ilaç var. Evet. En azından o iki ilaç hayat boyu doktorun önereceği dozda aksatmadan neredeyse saati şaşmadan alınması lazım ki o organ vücutta kalsın. Yoksa çok ciddi problemlerle karşılaşıyoruz bununla. Şimdi bu FDA'nin de onayladığı bir protokol çıkmış, varmış. İşte damardan verilen immünoglobulinle galiba değil mi? Evet. Evet. Bu şekilde bir müdahaleyle ne fark ediyor? Yani nasıl bir fark meydana getirdi bu protokol? Şimdi artık doku uyumlu gözetmeden veya doku uyumu olmayan hastaları da yapıyoruz. Bu immünoglobulini o hastalara mutlaka veriyoruz. Rejeksiyon oranımız yine 25 yıl öncesine dönecek olursa rejeksiyon oranımız akut rejeksiyon dediğimiz oran yani vücudun o böbreği reddetme reaksiyonu %25'ler seviyesindeydi. Evet. Şimdi artık %10'ların altında görüyoruz. Tabii sadece immünoglobulinle değil, diğer yeni ilaçlarda da ama immünoglobulin bu hastalar için çok önemli, çok temel ilaçlardan bir tanesi. Rejeksiyon oranını çok düşürüyor. Yine bu rejeksiyon için hastalarımız açısından, bilgilendirmek açısından söyleyeyim. Evet. Şimdi iki tane red olayımız var bizim. Bir akut rejeksiyon dediğimiz olay. Böbrek naklinden sonra özellikle ilk bir yılda çok sık rastladığımız bir rejeksiyon ama yine tedavisinde bu immünoglobulin var. Böyle bir rejeksiyonla karşılaştığımızda başvurduğumuz ilaçlardan bir tanesi bu. Geri dönme olayı çok yüksek. Yani o böbreği kurtarma oranımız çok yüksek. Eskiden yine bu ilaçlar dışında onları çok fazla kaybederdik ama şimdi neredeyse akut rejeksiyon olduktan sonra %90'ın 95'ini hatta geri döndürebiliyoruz bu olayı. Evet. Bir de kronik rejeksiyon dediğimiz olay var. Evet. Bu yıllar sonra, 10 yıllar sonra olan rejeksiyon. Maalesef bunun tedavisinde hala tıp bir çare bulamadı. Bu rejeksiyon nedeniyle hastalarımız maalesef işte 20 yıl sonra, 25 yıl sonra böbreklerini kaybediyoruz. Yani bugün nakil yapıldığında yine 25 yıl öncesine dönecek olursak ortalama bir böbreğin hayatta kalma, yani vücutta kalma yılı ortalama 8,5 yıldı. Şimdi bu süre 25 yıllara çıktı. Evet. Çok uzadı.
Ama maalesef 20-25 yıl sonra ortalamadan bahsediyorum. Bazen 40-50 yıllara ulaşabilir bu. Bazen 1-2 yılda da kaybettiğimiz böbrekler oluyor. 25 yıla uzadı. Tabii bu alanda birçok çalışma var. Yeni ilaçlar bulunmaya çalışılıyor. Yeni protokoller ortaya konmaya çalışılıyor. İnşallah daha da uzayacak. Belki İnşallah. Ömür boyu kalacak. Şimdi siz tabii böyle anlattıkça ben çok şükrediyorum. Yani böbreklerin sağlıklı olması. Her organ için geçerli tabii bu sağlık. Çok büyük nimet tabii. İnsan kaybetmeden de değerini bilmesi, şükretmesi gerekir. Böbrekleri korumak için ne tavsiye de ne tavsiye edersiniz? Temelde neler yani? Yapılması gerekiyor? Aslında evet. Belki ilk evet. konuşacağımız evet, konu bu. Evet. Çünkü böbrek yetmezliğinden sonra artık işte bu karşımıza 40 satır mı 40 katır mı her ne kadar böbrek nakli hakikaten büyük bir olaysa da yine komplikasyonları, yan etkileri olan bir tedavi süreci bu. Onun için böbreklerimizi kaybetmeden önce gerekli önlemleri almamız lazım. Ben bazen üzülerek bakıyorum. Çocuk yaş grubu özellikle. Çok basit idrar yolu enfeksiyonu. Çocuklarda çünkü en büyük böbrek yetmezliği nedenlerinden bir tanesi idrar yolu enfeksiyonu. Sık tekrarlayan idrar yolu enfeksiyonları. Halbuki bu çok basit yöntemlerle kontrol altına alınabilir, tedavi edilebilir bir hastalık. Maalesef bunun için çok erkenden bakmamız lazım. Yani bir çocuk belirli bir yaştan sonra idrar kaçırıyorsa, idrarında yanma oluyorsa veya sık sık ateşleniyorsa mutlaka bir idrar tahlili yaptırmak lazım. Evet. İdrarını kontrol ettirmek lazım. Sık enfeksiyon oluyorsa da idrar yollarında bir anomali, bir anatomik problem var demektir. Bu kolaylıkla tamir edilebilir. Bu tamiri yaptıktan sonra belki idrar yolu, son dönem böbrek yetmezliği gelişmeden o kişinin hayat boyu sağlıklı yaşamasına yardımcı olabiliriz. Böbrek taşları da etkili mi böbrek yetmezliği? Evet, erişkinlerde özellikle aynı şey. Erişkin yaş grubu için de geçerli. Sürekli tekrarlayan böbrek taşlarıyla işte o böbrek zedeleniyor. Gerçi tek böbrekle kaldığında insanlar yine hayatlarını uzun seneler hiçbir problem olmadan devam ettirebilirler ama yine de böbrek taşları enfeksiyon, diğer böbrekte de enfeksiyona neden olması nedeniyle dikkat edilmesi gereken bir hastalık grubu. Beslenmede dikkat edilmesi gereken hususlar. Tuz evet ve su galiba. Evet, böbreğin en büyük düşmanı dediğiniz gibi tuz ve susuz kalmak. Susuz kalmak değil mi? Evet. Onun için ne kadar su içmek gerekiyor günde? Sağlıklı. Şimdi ne kadar idrar çıkartmak gerekir? Cevabı buradan yapıyor. Hiç olmazsa vücudumuzda oluşacak zehirli maddeleri atabilmek için yarım litre idrar çıkartmak lazım. Ya hava sıcaklığına göre çünkü değişiyor ama alacağımız su. Şimdi yaz aylarında yarım litre idrar çıkartmak için en az 2,5-3 litre içmek lazım. Ama kış aylarında yarım litre idrar çıkartmak için belki 1,5 litre, 1 litre bile yetebilir. Onun için yaşadığımız odanın ortamı, çevrenin sıcaklığı alacağımız su miktarı açısından çok önemli. Tuz tüketimi nasıl olmalı? Evet. Vallahi bizim ekmeklerimiz de şimdi Sağlık Bakanlığı. Evet, yeni şeyler var. Evet. Gerçekten çok iyi bir mücadele ediyor bu konuda. Sofralardan bir kere restoranlardan tuzu kaldırdılar veya kaldırılmasına tavsiye ediyorlar bu tavsiyede. Bence çok yerinde bir tavsiye. Çünkü ülkemizde tüketilen tuz miktarı çok yüksek. Batı ülkelerine göre ki onlar bile fazla tuz tüketiyorlar. Ama bizim ülkemizde de tüketilen tuz miktarı çok fazla. Şimdi normal bakkaldan veya fırından aldığımız ekmekteki bir dilim tuz miktarı bile bizim günlük bir tuz ihtiyacımızı karşılayacak düzeyde. Yani biz aşağı yukarı 5 gram, günde 5 gram, 1 ile 5 gram arasında tuz alsak bizim vücudumuza yeterli kadar tuz almış oluruz. Ama bunun fazlasını kaç gram alınıyor acaba orası? Vallahi yanlış hatırlamıyorsam 30 gramlar civarında alınıyor yani. Yani yemeğin tadına hiç bakmadan tuz alınıyor. Çok insan var. Aynen.
Alışkanlık olarak. Bir de tabii bazı ilaçlar var böbrek üzerinde özellikle yan etkisi olan. Özel ağrı kesici grupları mesela. O konuda tavsiyeleriniz? Evet. Çünkü başı ağrıyan hemen gidip bir yerden eczaneden zaten alabiliyor rahatlıkla. Hemen işte bu anti-inflamatuar denen ağrı kesicileri rahatlıkla şey gibi yutuyorlar. Evet maalesef evet. Şimdi evet. Yine ülkemizde reçetesiz ilaç kullanım evet. Oranı çok yüksek. Evet. Dediğiniz gibi gidip bir anti-inflamatuar alınıyor. Evet. Ben anti-inflamatuar ilaçlardan dolayı özellikle sınırda böbrek fonksiyonu var ise yani %90'ını kaybetmiş değil de %70'ini kaybetmiş diyelim. Hasta grubunda o ilaç alındığında hemen o böbrek yetmezliği %90'a çıkıveriyor. Onun için özellikle o ilaç hasta grubunun yani böbrek fonksiyonları idare edecek bozuklukta hasta grubunun bu ilaçları tüketmede çok dikkatli olması lazım. Kaybediliyor yoksa böbrekler. Tabii peki sıkıntılı hocam, bir durum oluyor. Peki hocam şimdi tuz, su böbrek için çok önemli. İşte ilaç kullanımı. Peki şöyle bir şey var mı? Şu yiyecekler böbreği yorar diyebildiğiniz tavsiye benim, anlamında var mı? Benim bildiğim evet. Öyle bir gıda evet. Şeyi yok, sınırlaması yok. Ama temel olarak tuz. Evet. Peki böbrek nakli olduktan sonra en sık görülen komplikasyonlar, tabii bir kere bağışıklığı da bastırıyoruz dediniz. Neler var? Yani böbrek nakli olmuş bir hastada. Vallahi en sık enfeksiyonları görüyoruz. Evet. Dediğiniz gibi bağışıklık sistemi baskılandığı için özellikle idrar yolu enfeksiyonlarını sık görüyoruz. Yine bayanlarda daha çok idrar yolu enfeksiyonları. Zaman zaman aslında hepimizin vücudunda olup da bağışıklık sistemimiz kuvvetli olduğunda bize zarar vermeyecek bazı bakteriler, virüslerimiz var. Onlar hemen aktive oluyorlar. Evet. Akciğer enfeksiyon, bunu çok az görüyoruz gerçi. Akciğer enfeksiyonlarına neden oluyor ama genellikle idrar yolu enfeksiyonunu sık görüyoruz. Yine bu ilaçlara bağlı bazen şeker yükselmeleri olabiliyor. Hasta diyabete özellikle şeker hastalığına yatkın birisi ise verdiğimiz ilaçlar bu gizli şeker hastalığını manifest hale, açık hale getirebiliyor. Cerrahi komplikasyonlarımız artık çok çok belirli bir deneyim kazandıktan sonra çok çok azaldı. Nakilden sonra hastanede ne kadar kalmak gerekiyor? Vallahi genelde bir hafta sonra evine sağlıklı olarak taburcu ediyoruz. Böbreğini veren kişi de ameliyat sonrası yine bir yan etkiler oluyor mu? Ya da onun şimdi, ameliyat aşamaları nasıl oluyor? Böbreğini veren kişi hakikaten çok kutsal insanlar. Fedakarlık yapıyorlar tabii. Büyük bir fedakarlık. Bir hayat kurtaran diyor Allah, bütün insanları kurtarmış aynen, olur diyor. Aynen. Çünkü ülkemizde kendi hastalığı için bile ameliyat masasında yatmaktan korkan bir halkımız var. Evet. Ameliyattan korkuyoruz, hepimiz korkuyoruz. Ben de korkuyorum ameliyat olmaktan. Düşünün, o kişi sevdiğinin hayatını kurtarmak için hiçbir hastalığı yok iken tabii. Ameliyat masasına yatıyor. Tabii. Hakikaten büyük bir fedakarlık bu. Tabii. Onun için o hasta dememek lazım. O kişiye hiçbir zararımızın olmaması lazım. Evet. Ne çok ameliyat doğru. Sırasında ne de 10 yıllar sonra. Evet. Onun için birçok testler yapıyoruz. Yani bize gelen şöyle kabaca söyleyeyim. 10 hastadan 3'ünü ileride bir problem olabilecek riski taşıdığı için reddediyoruz. Evet. Ya kilosu fazladır, ya şekeri vardır, ya tansiyon hastasıdır veya tansiyon hastalığına eğilimi vardır. O kişilerden böbrek almıyoruz. Ancak çok çok sağlıklıysa böbrek alıyoruz o kişiden. Evet. Çok sağlıklı olduğu için de hiçbir zararı olmuyor kişiye. Sadece ona da tavsiyemiz şu oluyor. Bir sağlıklı insanın yaşaması için, sağlıklı yaşaması için bir insanın ne yapması gerekiyorsa onu yap diyoruz. Nedir bu?
kilo almayacak, düzenli spor yapacak, suyunu bol içecek, tuzunu az yiyecek. Evet. Vericilere de bunu tavsiye ediyoruz. Ben aşağı yukarı 25 yıldır yüzlerce vericiyi takip ediyorum. Evet. Bu vericilerden hiçbiri yakında böbrek verdi diye yeniden diyalize dönmedi. Veya diyalize girmek zorunda kalmadı. Böbrek hastası olmadı. Dünyada da özellikle İskandinav ülkelerinde vericiler de çok sıkı protokollerle takip ediliyor. Arada diyalize girenler olmuş yapılan yayınlarda. Ama hiçbir zaman normal bir insanın riskinden daha fazla bir risk taşımamış. Evet. O nedenle hatta şöyle bir o makalelerin sonu şöyle bitiyor. Böbrek veren insan daha uzun yaşıyor, daha sağlıklı yaşıyor. Böbrek verdiği için yaşamıyor elbette. Çok ama sağlıklı olduğu için. Ama dikkati açılıyor herhalde de o konuda. Çok, hayır, çok sağlıklı insanlardan evet. Böbrek alındığı için. O zaten uzun yaşayacaktı. Evet. Ama dediğiniz gibi büyük yani bir fedakarlık maşallah. Güzel bir, asil bir davranış tabii. Bir de yani Allah ne güzel yani yedekli yaratmış. O da büyük bir nimet değil mi? İkinci bir böbreğin olması ve birinin de yeterli olması hakikaten hayatını idame ettirebilmek için çok büyük nimet o da evet. Aynı şey karaciğer evet. için de geçerli tabii ki. Elbette. İsterseniz biraz da ondan bahsedelim şimdi. Ha, ben bir son bir soru sormak istiyorum böbrek nakliyle ilgili. Tabii ne kadar uyumlu olursa sizin açınızdan o kadar iyi. Daha iyi. Peki şöyle bir sistem yapılamaz mı? Mesela farklı vericiler var. İşte eşine verecek diyelim 10 kişi. Bunların arasında uyumlu olanlarını tespit edip o hastaya, öbürünün eşi öbür hastaya, uyumlu olana böyle bir şey yapılamaz mı? Sistem uygulanamaz mı acaba? Zor mu olur? Yok, vallahi çok iyi bir şey bu. Evet. Aslında bunun benzerini yaptık. Yine Türkiye'de evet. ilk çapraz nakil diyorum ben buna. Yani evet. Dünyadaki adı bu zaten. Türkiye'deki ilk çapraz nakli ben uygulamıştım. Evet. Şu anda çok yaygınlaştı. Neredeyse her merkez yapıyor bunu. Çıkış noktamız şuydu. Uyumdan dolayı değil, bu uyumsuzluk, bir sürü faktöre bakıyoruz. Evet. İşte cross-match dediğimiz bir uyum testi yapıyoruz. O böbrek takılacak kişiye uyacak mı diye. Evet. O kişilerde bozuk olanlarda, yani bu testi bozuk olanlarda böyle aileler var. Veya kan grubu çok önemli. Esas bakılması gereken şey kan uyumu. Kan uyumu, kan grubu uyumu olmayan aileler var. Vermek istiyor. Ama işte bu tıbbi nedenlerle yakınına böbreğini veremiyor. Evet. Biz bu aileleri toparladık ve çapraz nakil yani işte bir ailenin vericisi başka bir hastaya böbreğini verdi. O hastanın da vericisi diğer bunu ikili, üçlü hatta dörtlü yaptığımız oldu. Sonra bundan 3-4 hep bu zorunluluk halindeydi. Dünyada da böyle aynı anda ameliyat alıyorsunuz. Aynı anda ameliyat evet, alıyoruz. Evet. Sonra bundan 3-4 yıl önce gönüllü çapraz diye yaptım. Şu gönüllü çapraz aslında ailesine verecek. Evet. Yakınına verecek. Kan grubu uyuyor, her şey uyuyor. Fakat veremeyecek bir aile daha var. Bizim halkımız iyi anlatıldığında çok verici bir halk. Evet. Ona gidip söylüyoruz. Ya tamam sen yakınına verirsin, eşine, babana, kızına, çocuğuna verebilirsin ama burada bu nedenle böbrek nakli olamayan bir başka aile daha var. Evet. Sen o ailenin hastasına verirsen böbreğini, o da nakil olur. Senin yakınında nasıl olsa nakil olacak. Bunu kabul ediyorlar. Buna gönüllü çapraz diyorum ben. Ya çok güzel. Maşallah. Böyle şey yapıldı. Evet. Sizin dediğiniz gibi de yapılabilir aslında. Bunu Havuz oluşturmak lazım. Evet. Bizim sabrımız yok aslında havuz oluşturmaya. Belki Sağlık Bakanlığı tabii. bu havuz oluşturma organizasyonunu yapması gerekiyor. Eline alırsa belki dediğiniz gibi olur. Çünkü ne oluyor? Bize müracaat eden hastayı bir an evvel hazırlayıp bir an evvel ameliyat etmeye istiyoruz. Yani havuz oluşturmak için böyle iyi doku tabii, uyumu yapması gerekiyor. Doğru. Bir süre beklemeleri lazım evet. ki bazen hastanın da sabrı olmuyor, bizim de sabrımız olmuyor. Onun için Sağlık Bakanlığı'nın bu organizasyonu yapması çok uygun olur. Evet. Bu çapraz nakillerde hukuki prosedürler var mı? Bir dönem oldu. Evet. İlk önce biz bunu yaptığımızda Sağlık Bakanlığı akraba olmayan arasında mı nakil evet. yapıyoruz gibi bir algı oluştu.
onu etik kurula girsin diye bir düşünce oluştu. Çok kısa bir dönem. Ama şu an sonra bir şey baktılar, yok. Etik kurula evet, girmesi gerekmiyor. Gerekmiyor. Evet. Çünkü bir akrabalar arasında evet, gibi yani bu. Tabii. Bir akraba veriyor sonuç olarak. Evet. Kaldırdılar etik kurulu. Evet. Eğer sizin böbek konusunda ekleyecek başka bir şeyiniz yoksa... Aslında var. çok önemli. Evet. Tabii hep canlı vericiden bahsettik. Evet. Aslında böbrek nakli veya organ nakli dediğimizde akla gelmesi gereken şey kadavradan. Kadavra. Hatta kadavra daha mı fazla yapılıyor kadavra? Maalesef diye. Ülkemizde çok az yapılıyor. Öyle mi? Canlı evet, nakil daha fazla evet, değil mi? %80'i evet, canlı vericiden, %20'si kadavra vericiden yapılıyor. Batı ülkelerinde bu rakam tam tersi. Kadavra daha fazla değil mi? Evet, kadavra evet, daha fazla. Gerçi giderek onlarda da canlı miktarı artıyor. Çünkü onlarda da kadavra yetmiyor. Hiç kimse de kadavra yetmiyor. Onun için canlıya daha çok 10 yıl öncesine göre çok daha fazla başvurmaya başladılar. Evet. Peki vefat eden bir kişiden evet, ne kadar süre içerisinde böbreği alınmalı ki bir bozulma olmasın? Nasıl bir uygulamanız var? Şimdi beyin ölümü denen bir kavram var. Evet. Bu bütün dünyada kabul edilmiş bir kavram. Beyin ölümü olunca... Beyin ölümü olmuş demek evet, artık tıbbi olarak da ölmüş demektir. Beyin ölümü olunca geriye dönüş olmuyor mu? Olmuyor. Hiç yani, böyle bir vaka evet, yok mu? Hiç yok. Yine eski bir yayın bu. 7-8 sene önceki bir yayın. Yine Amerika Birleşik Devletleri'nden 500 bine yakın beyin ölümü olgusu incelenmiş. Bunlar... Organ vericisi olmamış kişiler. Evet. Sonuna kadar artık kalbi durunca kadar. Çünkü beyin ölümü olduğunda bir fark var. Beyin ölüyor. Beyin bütün vücudumuzun hayati merkezi, organları çalıştıran merkez. Bir tek kalp bunun dışında. Kalp atmaya devam ediyor. Evet, kalp çünkü beyin sapında daha aşağıda evet, kalbi işleten merkez. O çalışmaya devam ediyor. O çalışmaya ediyor, devam evet, ediyor ama o da... Evet. Birkaç gün en fazla çalışabilir. Ondan sonra o da duruyor. Ve o süreç boyunca hep bu insanlar incelenmiş. Hiç evet, kimse geri dönmemiş. Beyin ölümüyle, bizim halkımız arasında beyin ölümüyle komayı çok karıştırıyor. Evet. Evet. Evet, doğru. Koma dönebilir. 13 sene sonra, 15 sene sonra koma evet, çıkanlar olabilir. O farklı evet, bir şey. Evet. Ve onu doktorlar artık çok iyi ayırt edebiliyorlar. Evet. Yani halkımızın bu konuda endişe etmemesi evet, lazım. O yüzden sordum. Acaba ölmeden önce anlarlar mı, anlamazlar mı, işte karıştırırlar mı? Evet. Koma halindeyken belki bir süre sonra yeniden evet, hayata dönme şansı olabilecekken buna beyin ölümü derler mi diye bir kuşku var halkımız arasında. O kuşku tamamen artık yersiz. Çünkü çok detaylı incelemeler yapılıyor, MR'lar çekiliyor. Yani bunu... Çok teferruatlı gösteren incelemeler var artık. Bu incelemeleri hepimiz yapıyoruz. Yani her organ nakli merkezi veya her hastane yapıyor. Ondan sonra beyin ölümü saptandıktan sonra, zaten beyin ölümü saptamasını organ nakli ekipleri dışında, hastanın tabii, kendi tedavisini üstlenen hekim dışında diğer başka ekipler karar değil veriyorlar. Günlerce belki inceleme yapıyorlar, hı hı, defalarca gelip muayene ediyorlar. Beyin ölümü olduğuna kanaat getirdikten sonra artık bu kişi ölmüştür deniyor. Ondan sonra süreç başlıyor. Beyin ölümü olduktan ne kadar sonra nakil yapılabiliyor? Şimdi kalp duruncaya kadar, hatta kalp durdu. Durduktan sonra oluyor mu kalp durduktan kalp sonra? Kalp durduktan sonra da olabilir evet, ama işte kalp durduktan sonra 2 saat içinde olması lazım. Gerekir, evet. Nasıl bir... Damardan bir şey veriliyor mu? Damardan evet, özel soğuk solüsyonlar veriliyor evet, ki. Evet. Soğuk solüsyonların, özel soğuk solüsyonların anlamı şu. Vücudumuz sıcak ortamda, yani 36,5 derece ortamda çalışmaya alışmış. Bütün sistemimiz öyle. Soğuk suda, soğuk ortamlarda organlarımızın çalışması yavaşlıyor. Evet. İskinmesi de yavaşlıyor. Evet. O nedenle hemen soğuk solüsyonlarla organlarımızı soğutuyoruz ki çalışması, eskimesi yavaşlasın diye. Evet. Ama yine de bir süre var onun için. Evet. Süremizin sonuna yaklaşıyoruz ama sizin tabii karaciğer nakli de çok tecrübeli olduğunuz bir konu. İsterseniz kısaca... Müsaade ederseniz ince bağırsaktan. Tamam. Evet, tamam. Tamam, tabii. Buyurun. Bahsedeyim. Evet.
Bu pek bilinmeyen bir şey. Karaciğer evet. nakli biliniyordu. İnce Bağırsak nakli biliniyordu. Çok daha deneyimli ekipler yapıyor. Ben şu anda İnce karaciğer nakli yapmıyorum. İnce Bağırsak hakikaten çok duymadığımız evet. ve siz bu konuda herhalde ilk yapan kişilerden misiniz? Doğru. İlk ince bağırsak naklini Türkiye'de ben yaptım. Ve benim başlattığım hastanedeki şu anda kalan ekipler de bu işi başarıyla devam ettiriyorlar. Şimdi bu da Türkiye'de yapılmayan bir şey. Evet. Biraz daha zor bir ameliyat. Evet. Kimlere yöntemi. Yapılıyor? Hangi hastalara? Ne için yapılıyor ince bağırsak nakli? Kısa bağırsak sendromu olan evet. kişiler. Yani şu anda her birimizde aşağı yukarı 5 metreye yakın evet. bir ince bağırsak var. Evet. Bu ince bağırsak miktarı yerine göre 50 santimden daha az kaldıysa vücudumuzdaki ağızdan aldığımız gıdaları sindirmeye yetmeyecektir. Onun için hayatta kalabilmemiz için evet. damardan beslenmemiz lazım. Damardan beslenmenin de getirdiği sürekli yani Allah öyle bir organizma yaratmış ki bizi evet. ağızdan almazsa karaciğerimiz bozuluyor mesela. Evet. Damardan sürekli beslenen bir insanın 2 yıl sonra karaciğeri büyük oranda bozuluyor. Evet. Onun için ağızdan almak çok çok önemli gıdaları. Ama ince bağırsak miktarı yetmiyorsa mecburen damardan alınacaktır. İşte bu insanlara ince bağırsak nakli yapılması lazım. Genelde de erişkin yaş gruplarında damar ince bağırsaklarımıza giden damarlarda tıkanıklık nedeniyle ince bağırsakların büyük bir kısmı cerrahi olarak çıkartmak zorunda kaldığımız oluyor. En büyük hasta grubu bu hasta grubu. Bu hasta grubunun yani bu ince bağırsak naklinin bir başka özelliği ülkemizde hep demiştik canlı vericili evet. nakiller evet. ön planda kadavra maalesef herhalde. Diyor. Kadavra. İnce bağırsak nakli de ağırlıklı olarak kadavra vericiye dayanan bir nakil sistemi. Onun için mutlaka kadavradan nakil sayımızı ülke olarak artırmamız lazım. İnce bağırsak nakli için. Evet. Diğer nakiller için de. Çünkü nakil deyince akla hemen böbrek karaciğer geliyor ama ince bağırsak hakikaten çok bilinmeyen bir evet. nakil yöntemi. Maalesef evet. hastalarımız evet. da Türkiye'de diğer organ nakilleri için hakikaten yeterli sayıda evet. çok yetkin ekipler var. Çok yetkin hastaneler var. Çok yetkin ekipler var. Evet. Ama maalesef ince bağırsak nakli daha ülkemizde oturmadı. Dediğim gibi Türkiye'de bir tek merkezde yapılıyor. Bu merkezde yetmiyor. Hastaların o merkeze erişim imkanı çok kısıtlı. Tabii. Çünkü yani, o merkez evet. İzmir'de. Başka bir ildeyse oraya ulaşmak çok zor. Doğru. O hastanede belki yatmak lazım. Ay haftalarca belki kalmak bir lazım. Bir kadavra imkanlarından faydalanabilmek için tabii bunun böyle yakında merkezlerin olması yaygın lazım. Olması evet. lazım tabii. Çünkü ekibin hazır olması hazır gerekiyor olması değil mi? Aynen. Hastanın çünkü hasta gece vefat edebilir, sabaha karşı vefat edebilir. Her an değil mi o 1-2 saat içinde müdahale imkan gerekiyor ise o zaman ekibin her an müdahale edebilecek şekilde, ameliyatı yapabilecek şekilde hazır olması gerekiyor. Aynen doğru söylüyorsunuz. Evet. Zor bir şey tabii. Biraz da karaciğer naklinden bahsedelim isterseniz. Karaciğerde mucizevi bir organ. Çıkartıyorsunuz yerine tekrar yerine geliyor evet. böyle. Evet çok değişik. Şimdi böbrek nakli grubu her evet. ne kadar şanssız bir hasta grubu diyorsak da karaciğer ve kalp bekleyen hasta grubuna göre çok şanslılar. Çünkü diyaliz gibi onları ayakta tutan bir evet. yöntem var. Ama karaciğer bekleyen hasta grubu veya kalp bekleyen hasta grubunun böyle bir tedavi imkanı yok. Şimdi ülkemizde Sağlık Bakanlığı'nın kontrolünde olan bir kadavradan bekleme listemiz var. Evet. Bu liste ağırlıklı olarak böbrek yetmezlikli hastalardan oluşuyor. Evet. Ama baktığımızda aşağı yukarı 26 bin kişi şu anda böbrek bekliyor. Çok fazla. Çok fazla. 26 bin kişi evet. Aslında gerçek rakam bunun da üstünde. Bu mesela bugün bir mail geldi bana. İşte ben şu hastalığımdan dolayı böbrek nakli yapılabileceğini zannetmiyorum. O nedenle kadavra listesine yazılmadım. Halbuki o hastaya da böbrek nakli yapılabilir. İyi evet. bilgilendirilmediği tabii. için öyle zannetmiş hasta. O hangi hasta. Bilgisiyle öyle değerlendiriyor? Evet. Tabii o gerçekten. Mesela bu hasta eksik o listede. Evet.
Ama karaciğer bekleme listesine bakıldığında şu anda 2500 kişi karaciğer bekliyor. Evet. Böbreğe göre çok az. Neden çok az? Bir kere bu hastalar ölüyorlar, bekleyemiyorlar. Hemen 1-2 yıl içinde hayatlarını kaybediyorlar. Onun için karaciğer nakli olmak çok çok önemli. Tabii bu da yine mümkünse kadavradan olmalı. Evet. Çünkü karaciğer naklinin verici kısmı, donör kısmı biraz daha riskli bir ameliyat. Ülkemizde daha, evet. Ölen, bildiğim kadarıyla ölen yok ama mesela Amerika Birleşik Devletleri'nde veya dünyanın diğer ülkelerinde karaciğer verdiği için vefat eden insanlar var. Onun için mümkünse kadavradan, beyin ölümüyle evet, ölen kişilerden yapmak lazım bunu. Kalbi durandan da alınabiliyor ama değil mi? Alınabilir. Evet. Onun da öyle bir hani 2 saat içinde olması gerekebiliyor. Evet, evet. Evet. Hangi durumlarda karaciğer nakli gerekiyor? Hangi yine hastalıklar? Yine de aynı şey. Evet. Son dönem karaciğer yetmezliği. Ağırlıklı olarak siroz. Evet. Yine ülkemizde hepatite bağlı B evet. hepatitine veya C hepatite bağlı sirozun hastalığı ön planda. Evet. Batı ülkelerine göre alkol tüketimi ülkemizde biraz daha az olduğu için alkolik siroz biraz daha az. Evet. Ağırlıklı olarak viral hepatite bağlı karaciğer yetmezliği Türkiye'de en sık organ karaciğer nakli sebebi. Ama başarılı oluyor zaten yani sonrasında. Evet, çok başarılı. Evet. Yani çok iyi ekipler var. Onun için başarı oranı yine belirli bir deneyim fazını geçirdi ülkemiz. O deneyim fazından sonra hakikaten şimdi çok başarılı nakiller yapılıyor. Ameliyat sonrası ne tip ilaçlar, nasıl bir... Benzer ilaçlar, evet. Böbrek nakliyle evet. benzer ilaçlar kullanılıyor. Evet. Biraz daha az ilaç kullanıyoruz karaciğer naklinde. Evet. Ama yine de neredeyse benzer ilaçlar. Veren kişi de sonrasında kullanması gereken ilaç hiçbir ilaç yok. Yok. Karaciğer öyle güzel bir organ kendisini ki tamamlıyor. Kendisini tamamlıyor. Evet. Yani evet o çok canlı vericiden yarısı alınıyor evet. biliyorsunuz. Evet. Evet. Diğer yarısını vücut birkaç ay içinde tamamlıyor. Evet. Peki karaciğeri korumak için ne tavsiyeleriniz olacak? Böbrek için aldık tavsiyelerinizi. Evet yani yine alkol en alkol, önemli evet. risk faktörlerinden bir tanesi. Yine hepatitle alakalı genel sağlık önlemlerinin alınması burada doktorlara da büyük iş düşüyor. Evet. Biz doktorlar olarak mutlaka bir hastadan bir hastaya geçerken ellerin çok iyi yıkanması lazım. Özellikle diş hekimlerinin sterilizasyon kurallarına çok dikkat etmesi lazım. Yine viral hepatit şimdi çok azaldı. Diyaliz hastaları da bu diyaliz makinalarından dolayı hepatite çok kapıldılar bir dönem. Evet. Hem aletlerin sterilizasyonu hem kullanılan malzemenin tekrar tekrar kullanılması nedeniyle bundan 15-20 sene önce evet. neredeyse diyalize giren her hasta aynı zamanda karaciğer yetmezliği de aynı zamanda evet. karaciğer evet. hastalarına da yakalanıyordu. Şimdi bu oran çok çok azaldı. Evet, şimdi çocukluk tabii. yaşlarında da hepatit aşıları yapılıyor evet. zaten. Evet. Dediğiniz gibi çok azalmalar oldu. Evet, programımızın sonuna geliyoruz. Hocam, evet. İsterseniz çok kısa da biraz pankreas naklinden bahsedelim mi? Tabii ki. Pankreas nakli tip 1 diyabet evet. hastalarına yapılan bir yöntem. Onun için de her diyabet hastasına, şimdi İzmir'de ilk pankreas naklini yaptığım zaman yüzlerce telefon aldık. Basında çıktı bu evet. hastamız. Yüzlerce telefon aldık. Ama biz de diyabetliyiz, biz de kurtulalım, biz de kurtulalım. Tabii her diyabet hastasına yapılacak bir ameliyat değil bu. Belirli şartları lazım. Nedir belirli şartları? Bir kere diyabete bağlı bir komplikasyon olması lazım. Evet. Ya böbrek komplikasyonu olacak, ya sinir sisteminin komplikasyonu olacak, ya göz komplikasyonu olacak. Veya bazı şeker hastalıkları, brittle diyabet denen, ben iç hastalıkları uzmanı değilim ama iç hastalıkları uzmanı çok daha iyi biliyorlar bunu. Dengesiz diyabet denen bir diyabet var. Evet. Belirli aralıkta kan şekeri kontrolü çok zorlaşıyor. Bu hastalar ya hipoglisemi komayla defalarca hastaneye
yatmak zorunda kalıyorlar veya şeker yüksekliği komalarıyla hastaneye yatmak zorunda kalıyorlar. Evet. Bu hastalara da pankreas nakli yapılabilir. Kadavra mı?dan oluyor daha çok. Bu kesin kadavra. Kadavradan, tabii, evet. Pankreas çok deneysel olarak evet. Fransa'da canlıdan yapılmış ama dünyada kabul gören bir şey değil. Kadavra, ince bağırsak yine canlıdan yapılabilir. Yine o deneysel olarak yapan ülkeler var. Ama pankreas kesinlikle kadavra. Evet, yani mükemmel anlattınız. Çok 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 teşekkür ederim. Ağzınıza sağlık. Hakikaten çok bilgilendirici oldu. Son derece önemli. Çünkü bilinmeyen noktalar var. Dediğiniz gibi mesela biraz önce bahsettiğiniz sıraya yazılmıyor. Yanlış düşünceden dolayı. Dolayısıyla anlattıklarınızın çok bilgilendirici, çok faydalı bilgiler verdiniz. Vaktimiz varsa evet. Ben tabii, buyurun. İki çok önemli var. Noktaya değinmek istiyorum. Evet, tabii ki. Böbrek yetmezliği hastalarından bahsetmiştik. En önemli evet. Sebebi diyabet diye. Yine 25 yıl öncesine dönecek olursak, bütün dünyada olduğu evet. Gibi biz de diyabetli hastaya nakil yapmaya korkuyorduk. Evet. Çünkü zaten diyabetin getirdiği sorunlar var. Evet. Bir de böbrek naklinin getirdiği sorunlar üstlenirse evet. Ne olur diye. Evet. Ama son yayınlar göstermiş ki özellikle şeker hastalarının bir an evvel böbrek nakli olması lazım. Şeker hastalığı zaten kalp damar sistemini yoran bir hastalık. Evet. Artı diyaliz kalp damar sistemine bir darbe daha vuruyor. Evet. Onun için bir an evvel bu darbelerden kurtulmak için böbrek nakli olmanın da çok yarar var. Evet. İkinci çok önemli halkımız özellikle kadavradan beyin ölümü sonrası evet. Organlarını bağışlamayı mutlaka, bizim halkımız çok verici bir halk. Bu nedenle iyi bilinçlendirilirse, iyi anlatılırsa onlara mutlaka organlarını bağışlayacağını düşünüyorum ben. Şöyle diyebiliriz belki, bir insanın cennete gidebilmesi için son şansı. Organ bağışı hakikaten büyük bir fedakarlık, büyük bir insanlık özverisi, güzel bir ahlak örneği. Artık ölürken, öldükten sonra bir başka insana da hayat vermek hakikaten büyük bir sevap diye düşünüyorum tabii ben. Öldükten sonra ne yapacak organı zaten? Canlıyken de çok makbul bir şey tabii. Evet. Evet. Ben de son bir şey söylemek istiyorum. Çok umutlu, güzel bir şey tabii. Siz de daha iyi bilgi verirsiniz. Kök hücre konusu çok ilerliyor. İleride, yani önümüzdeki çok kısa bir zaman içerisinde sıfırdan kök hücresini alıp belki de yepyeni organlar oluşturup belli şartlarda evet. O şekilde nakiller mümkün olacak. Değil mi? İnşallah. Evet, inşallah. Gerçekten çünkü evet. Ülkemizde de Batı dünyasında da işte evet. Kadavradan organ bağışını artıralım diyoruz. Evet. Canlıdan verelim diyoruz ama hastalarımıza hiç yetmiyor bunlar. Her ülkede bir organ eksikliği var. İşte Çin gibi, İran gibi artık evet. Bu işi biraz illegaliteye kaçıran ülkeler dışında her ülkede neredeyse bir organ eksikliği var. Evet. Dediğiniz gibi artık teknolojik gelişmeler, belki bu üç boyutlu bilgisayarlar, kök hücreler evet. Bu organ eksikliğini giderebilecek yeni belki yöntemler olabilir. Belki hiç ihtiyaç kalmayacak inşallah evet. O kadavraya veya diğer vericilere. Hocam çok evet. Teşekkür ederiz. Ben teşekkür ederim. Değerli bilgilerinizle hem bizlere hem izleyenlerimizi aydınlattınız. Çok teşekkürler. Sağ. Şeref verdiniz. Estağfurullah. O şeref bana aitti. Bir programımızın daha sonuna geldik. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikteydi. Profesör Doktor Alp Gürkan hocamız. Haftaya yeniden değerli bir konuğumuzla buluşmak üzere. Hoşça kalın. Göz kusurları, yani burada kornea da çok büyük yer önem arz ediyor. Çok değerli bir hocamız. Kendisi Beşiktaş Üniversitesi. Hastaların dağılışı için bir sistem kapkaranlık içerisinde şu kadar bir hareket ediyor.